Ben Burcu Görek. Uzun yıllar tiyatroda oynuyorum. Aynı zamanda yapımcılık yapmaya başladım son yıllarda. I'm Katie Emerson. I am a singer, actress, painter, writer. My most recent big role, I played Ariel in The Little Mermaid at PCPA Theater Fest. Tiyatronun en önemli özelliği benim için oyuncunun ve seyircinin aynı anda, o anda orada olmasıyla cereyan eden bir sanat olması. Hani o yüzden şimdi pandemi dolayısıyla çok dijitale aktarıldı ya işte performanslar, ama pek de yerini tutmadı. Hani ben bile çok oyun izlemeye çalıştım ama sıkıldım. Yani çok canlı kanlı bir şey tiyatro. Çok hani şu an dediğimiz o övgüler yağdırdığımız ana bayağı vurgu yapan, o anda cereyan eden acayip bence bir sanat dalı ve birçok üsluptan da birçok tarzdan da yararlanılıyor biliyorsun tiyatroda. Yeah, I mean there's something so palpable about being in a room where we all like agree to suspend reality and support each other, like the audience and the performers alike. Everybody agrees, you know, the lights go down, everybody agrees to be quiet for the most part, and then a world is created before your eyes. And that there's nothing better in my opinion. Aslında liseye dayanıyor bu. Benim tiyatroya başlangıcım. Bizi şehir tiyatrolarında bir oyuna götürmüşlerdi. Düğün ya da davul adında. Sonunda işte bayağı böyle alkış tuttuk. Çok güzel bir oyundu. O anda yanındaki arkadaşım, hatta onunla sonra tiyatro kursuna başladık. Şey dedik. Ya biz de orada olalım. İşte biz de bu alkışı alalım dedik. Tabii böyle bir hevesle başlayan iş yıllar sonra benim hayatım oldu resmen. İşte şehir tiyatrolarına başladım. Özel tiyatrolarla devam ettim. Sonra da işte Kadir Has, başka oyunlar derken bayağı mesleğim bu oldu. I came out of the womb just wanting to perform for people basically. Like as a child, my happiest place was, you know, at the mall, barking like a dog and mooing like a cow for people on command. My mom would take me out to calm me down. And I was hooked, like The Little Mermaid came out when I was little, and that also just like I fell in love with that music, and I would sing it everywhere, and I asked to start singing lessons and things like that, like very, very little. Şu anda oynadığım aslında iki tane oyun var. Biri Çıplak Vatandaşlar. Onun ekibi oldukça kalabalık olduğu için ona biraz ara verdik pandemi dolayısıyla. Ancak uyandığımda sesim yoktu oyunu. Benim de hani yapımcısı olduğum oyunu. Hala oynuyoruz. Ayda bir kez Fişekhane'deyiz. Tabii pandemi geçince bol bol oynayacağız. Gelen tepkiler seyircilerden çok güzel. Bir de yönetmenimiz Tamer Levent mesela, bu bir Kanada oyunu. Kanadalı iki, yani bir kadının başından geçen, bir kadının zihninden geçen düşünceleri anlatan bir oyun. Mesela Tamer abi şey yapmak istemişti, Türkiye seyircisini de etkileyebilecek yerlerini çizmek istemişti oyunun. Öyle bir yaklaşımla sunmak istemişti. Sanırım bu çok yerinde oldu çünkü gelen tepkiler şey, ya evet, biz de böyle düşünüyoruz. İşte bizde de böyle bir problem var. My most current project is I've been writing and I guess producing and performing in my own web series called Voting Vigilantes. And I took a class actually, and one of our assignments was to develop a web series in this class, and we just had so much fun that I decided to, or my friend and I, Larry, decided to go for it. So it's like a under two minute show encouraging people to vote for Joe Biden. We've gotten a lot of good feedback from people, but it's funny because it is highly irreverent. And my mom was like, Katie, I'm very proud of you, but I just want you to know that I can't share it because of XYZ, and I would like to keep my job as a school teacher. Sahne tozu denen bir şey gerçekten, hani birçok oyuncu da bunu söyler. Hani o sahne tozunu yuttuktan sonra artık kopamazsınız. Şimdi tiyatro çok emek ve biraz maalesef az paradır. En azından bizim ülkemizde, benim bildiğim kadarıyla. Büyüsü o anda orada olmak ve bir atmosfer kurulur ve seyirciyle buluştuğun, işte oyuncunun aynı anda buluştuğu ve oradan hani bir sinerjinin çıktığı acayip bir alan. Hani bir de çok anda olan bir
sanat? The magic is so bountiful in the theater. I am drawn to it for tons of reasons. For me, every time you start a new show, you create a new family because you have to trust each other immediately. You can't make it through the piece without trust. So you're immediately thrown into these intense relationships with people. And it has introduced so many different people from all walks of life. Ya bence hani sinema da yaptım, işte dizi, reklam da yaptım, tiyatro zaten yıllardır yapıyorum. Temelde hani oyunculukta çok bir şey fark etmiyor gibi geliyor bana. Ama teknik olarak farklılıklar var elbette. Sinemada bir sürü kamera lensi var, açı var. Hani genişten aldığında çok hani yüzünü görmediği için orada böyle derinden tabii oynayabilirsin ama daha yakına geldiğinde hani daha oyunu veriyorsun falan şeklinde bir takım teknik farklılıklar var. Tiyatroda çünkü belli bir alanda onu varsayarak oynuyoruz. Hani böyle pek bölünmüyoruz. Duygu da bölünmüyor. Bir şeye böyle bir hani şey uçağa biniyoruz. Uçak kalkıyor, iniyor. Ama şey de yani sinemada şey gibi oluyor. Sürekli bir hani bölünüyorsun ve duygunu o yüzden hemen çağırabilmen gerekiyor gibi geliyor bana. They're very different for me especially. I am an extremely animated human being. I do a lot of musical comedy in my stage work, and whenever I do TV and film stuff, it is so much tinier. The theater, you have to be aware of where your audience is at all times. That's a very different feeling because you can include them a lot. I mean, I guess you include the camera as well sometimes, but it feels very more, it just all of it feels smaller and more confined. And then in the theater, just how you rehearse is entirely different. It's a more like everybody's together all the time doing it, and it's linear, while films are not always linear. You might film, you know, all of, you know, night things on one day, and that's not the case with the theater. Everything is in the order that is presented. Vazgeçmemeleri çok fazla tabii bizim oyunculuk işlerinde beklemek, işte red cevabı almak, olumsuz bir sürü haberle karşılaşmak var. Eğer hani gerçekten bu işi istediğinizi, bunu yaptığınızı, yapacağınızı biliyorsanız hani yılmamanız gerekiyor ve çok açık olmak gerekiyor. Hem insan tanımaya, hem hani okumaya, izlemeye, gezmeye bayağı açık olmak gerekiyor. Buckle up. It's hard. it is a labor of love. Make sure that your love for this is why you're doing it. If it's not like the only thing that you want to do, then you will be unhappy here. When I am like in a relationship with someone too, like you're also in a relationship with my art, with my career, because it takes so much time and energy. Şimdi ben çok tiyatro seyretmeyi seviyorum. İşte oyunlarımız güzel geçiyor, kalabalık dolu geçiyor. İlgi var bence hani tiyatroya ama tabii ki dijital, işte evlerden çıkmama, hani son durumlar falan biraz azaltmış olabilir ama yine de bence bizim ülkemizde de şey var, yani yeterince ilgi var. Yes and no. I mean there are still regional theaters all over the United States and that do very well. Those numbers have declined, which makes me very sad, especially professional like equity houses. So that is sad and troublesome. So the theater is definitely in need of a boost. I think it's one of those things that the government should help fund. Yani çok var açıkçası. Hani hem hayatımda hem tanımadığım ama fikirleriyle bayağı wow, çok iyi düşünüyor dediğim hani en basitinden Bryan Cranston, tabii bütün dünya onu sever, över. Hani bu bir şey değil, bu bir farklılık değil ancak onun bir röportajında şöyle der.
İşte bu mesleği babası mesela star olmak için yaparmış. Onun babası da oyuncuymuş ve hani ünlü olmak için yaparmış ama diyor ki ben öyle bir şeyden dolayı yapmadım. Ben bunu gerçekten yapmak istiyordum ve yaptım. Yani o konuda benzer düşünüyoruz. Well, I love Kristen Chenoweth particularly. She does a little of everything and she's so funny and she's just seems to be like such like a real cool cat, and I love the path that she has taken. Also, like artists like Kelly O'Hara, who's just there, she's so subtly funny, and they actually had this, they trained at the same place, which is funny. They both had the same voice teacher in Oklahoma, Florence. Yani şimdi fırsatım oluyor ve ben de kendime bu fırsatı yaratıyorum. Çoğu zaman Londra'ya gidiyorum. Hem West End hem de West End dışındaki oyunları seyredebilme fırsatım oluyor. New York'ta da bulunmuştum. Hani Broadway seyredebilmiştim. İşte Romanya, Polonya, çeşitli işte Berlin, birçok Avrupa ülkesinde de oyun seyredebilme fırsatım oldu. Sanırım yani benim gözlemlediğim, bildiğim kadarıyla Londra'da çok iyi. Çünkü bir sektör hani şeyle tanımlanmış, artık kurallarıyla, açıklamalarıyla bir meslek tanımı yapılmış bir sektör oluştuğu için gayet güzel işliyor. Yani bizim burada işte oyuncuların yaşadığı birçok tanımlanamamış ve kendine göre yaratılmış bir takım problemler var. Oyuncu böyle işte bir oyuncu şöyle böyle geliyor, depresif geliyor. İşte bir sürü sıkıntısını şeye getiriyor, provaya getiriyor. Bence bu saçma. Yani şeyde yok bu. Hani Londra'da arkadaşlarımla da konuşuyorum. Orası şey alanı, üretim alanı ve birçok şeyi kapının dışında bırakabileceğin ve profesyonel olarak yapabileceğin bir alan. Yani o yüzden Londra'da ve birçok o gelişmiş ülkelerde bu iş meslek olarak yapılabildiği için gayet güzel yapılıyor. Well, London, England. I got to study abroad in college and their straight plays in particular, like I was blown away by like every straight play that I saw at every level. And of course they do musical theater wonderfully as well. You know, I'm a little biased, but you know, musical theater is definitely an American art form. I long to do musical theater in Asia too. Like that, there has been such a boom for, like, I know that my friends who've done Phantom of the Opera over there, and Cats, and some Andrew Lloyd Webber, I think Jekyll and Hyde and stuff, and they're treated like rock stars. Tabii yani söylersem hayal olur mu bilmiyorum hani hayaller ama söyleyeyim yani şeyi çok seviyorum açıkçası. Yurt dışında da bu bayağı popüler. Created by hani var ya yaratıcısı olan işin hem oyuncususun hem yazarısın hem belki yönetmenisin. Ya o işlere bayılıyorum çünkü çok özgün olabiliyorlar. Yani sen artık o sanatçı olarak vermek istediğin her şeyi vermek istediğin şekilde, karakterini de o şekilde oynatarak verebiliyorsun. Bu tip işlere neredeyse hayranım ve böyle bir şey yapmak istiyorum. Oh yeah, yeah, many. I want to be so many things. I want to do so many things. It's something that can stop me in my tracks sometimes, like the amount of things that I want to do. I mean, I first and foremost, like I have to be on Broadway. Like I will not stop doing theater ever, but I have to have a Broadway, so I will definitely be doing that at some point in my life. I want to be a leading lady. I want to, or a supporting character. I want to have like my awesome bit number. I want to take that Broadway bow. I want to work at the public theater. I long to write more. My biggest ambition more than anything else, and maybe this is simple, is just to make a living at my art alone. I can't wait for the day that I don't have to do other things that are not my art or not a form of art. So that's it. I want to be able to buy a house doing theater.